kimse çözemiyorsa çözemez. Düzce'de özel bir hastanede çalışan uzman doktor Rifat Can Öztürk, hastane bahçesinde bulduğu atı zarar görmemesi için evinin bahçesine getirdi. Burada bir hayvana bakarken bir yandan da sahibini arıyor. Düzce'de sahibinden kaçtığı düşünülen at özel bir hastanenin bahçesine geldi. Burada odasında hastasını muayene eden çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Rifat Can Öztürk bahçede dolaşan atın yanına giderek ilgilenmeye başladı. Gözlem altında tuttuğu atın bir sahibi olmadığını anlayan uzman Doktor Öztürk bulduğu ip ile ve atı yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki evine yürüyerek getirdi. Sitenin bahçesine bağladıkları at için yetkili olduğunu düşündüğü kurumları aradı fakat sonuç alamadı. Sitenin bahçesinde atın bakımını yapan Öztürk bir yandan da sahibini arıyor. Bahçesinde ben hastamı muayene ederken bir at gördük. Hanımefendiyi gördük. Ondan sonra bir şaşırdık işte nedir ne değildir sahipli midir diye. Hastanenin bahçesinde at dolaşmaya başlayınca anladık ki bu at bir yerden kaçmış. Hem etrafa hem de kendine zarar vermesin diye bu atı biz biraz gözetim altında tutalım diye biraz da sakinleştirip işte bağlayıp hastane bahçesinde biraz gözetim altında tutalım. Sonra da gerekli mecralara haber veririz ve atı sahiplendiririz işte sahibini buluruz diye düşündük ama siz de göreceksiniz at bakımlı bir at. Ama birazcık zayıftı, halsiz kalmış. Biz dedik acaba dışarıda mı kaldı vesaire diye. Tabii ki ilk aklımıza gelen işte belediyeye ulaşmak, beyaz masaya ulaşmak oldu. Sağ olsunlar gerçekten ilgilen. Ben de hastanenin bahçesinde o şekilde kalmasını işin açıkçası gönlüm el vermedi. Ortamım da evim de müsait olduğu için hastanenin bahçesinden kendi bulduğumuz iple tutarak yol boyunca buraya kadar getirdik. Bize bir zorluk çıkartmadı. Böyle bahçemize bağladık. İşte suyunu veriyoruz, çimenlerimizi kendisi. Biz hatta işte bedava çim biçme makinesi dedik kendisine. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Tabii ki at bakımı vesaire bunlarla alakalı bir bilgimiz yok. Ama gönlüm el vermedi. Yani bu hayvanın dışarıda kalmasına. Çünkü iki tane sıkıntımız var. Bu yabani bir at gibi durmasa da gene de etrafında zarar verebilir. Bunu daha öncesinde de aslında izlemiştik. Ya da hayvanlara insanlar da zarar verme eğilimindeler maalesef. Herhangi bir küpesi yok. Herhangi bir belirleyici bir özelliği yok bu hayvanın. O yüzden kendi sosyal medyamızdan sizlerden de yardım olarak sahibini bulmaya çalışıyoruz ama şu an henüz bir sahiplendirme yapamadık ya da herhangi bir kuruma teslim edemedik biz bu hayvana. Biraz yemek vereyim benimle. Gözlük olma. Heh.